Yılbaşından beri Amerikan borsaları müthiş bir rally yaşadılar. Nasdaq'ta artış %20'ler civarındaydı. Tesla gibi teknoloji hisselerinde %100'lük artışlar yaşandı. Ama galiba mutlu günlerin sonuna geldik. Bu müthiş rally'yi sürükleyen şey neydi? Aralık ayında epey düşük gelen enflasyon verisiydi. Enflasyonun sert bir düşüşe geçtiği inandılar o dönemde. Ve bundan dolayı Fed'in faiz artışlarını gevşeteceği, Mart ayında 25 bas puanlık bir artış yaptıktan sonra duracağı varsayımı vardı. Ama o gün bugündürki gelişmeler maalesef bu yönde gitmiyor. Ocak ayı ile ilgili enflasyon verileri beklenenin çok üstünde geldi. Geçen yıla yönelik enflasyon verileri de güncellendi ve aslında o zamanlar raporlanandan yüksek geldiği gözüktü. Hem ÜFE'de hem TÜFE'de artışlar var. Bunlar piyasaları korkuttu. Bir yandan da Amerika'da istihdam bir türlü gevşemiyor. İstihdamın gevşememesini bir enflasyon tetikleyicisi olarak görüyorlar. Çünkü insanlar daha kolay iş buluyorsa daha kolay tüketim yaparlar diye inanılıyor. Öte yandan aslında piyasadan da bir takım çelişkili bilgiler de geliyor. Dün Amerika'da iki büyük perakendeci Walmart, biliyorsunuz dünyanın en büyük indirimli ürün satan market zinciridir. Bir de Home Depot, bizdeki Koçtaş'a benzetebiliriz. İkisi de geleceğe yönelik oldukça karamsar beklentiler ortaya koydular. Dediler ki tüketici artık çok daha ucuz ürünlere yöneliyor, bütçesini çok daha fazla yönetiyor. Bu da dün yine piyasanın içini karartan bir konuydu. Çünkü bir yandan enflasyon yapıştı, düşmeyecek endişesi gelmiş durumda. Bir yandan da tüketici tarafında da bir kırılma var, alışveriş yapamıyor. Bu da resesyon işareti, şirketleri yavaşlatabilir. İşte dün bütün bunlar piyasalarda biraz paniğe neden oldu ve epey sert düşüşler yaşadık. Nasdaq %2,5, S&P 500 %2, Dow Jones'a %2,1 düşüşle kapandı. Bunun üzerine bir de 3. Dünya Savaşı korkuları var. Neden? Çünkü Biden açıkçası olayı da biraz kaşıyor. Dün Ukrayna'ya gitti, Kiev'e. Ne olursa olsun Ukrayna'nın bu savaşı kaybetmesine izin vermeyeceğiz dedi. Çok keskin konuştu. Öbür tarafta Putin de dedi ki Batı bizi dünya savaşına zorluyor. Bu bir bölgesel çatışmadan küresel bir çatışmaya doğru gidiyor dedi. Nükleerler konusunda bir takım gelişmeler oldu. Çin Rusya ile yakın duruyor. Yani bir sürü orada tatsız gelişme var. O da piyasaları biraz ürkütüyor ama şu anda asıl konu Amerika'da enflasyonun beklenenden yavaş düşecek olması, işin uzayacağı ve Fed'in de bundan dolayı faiz artışlarında Mart ayında mesela 25 bas puanı değil 50 bas puanı dönebileceği. Geçen hafta Fed yetkilileri de bu konuda olumsuz açıklamalar yaptılar. Bu hafta da epey Fedçiler konuşuyor. Onların görevi zaten bizi korkutmak. Korkutmak da istiyorlar çünkü insanlar refah duygusu hissettiği anda tüketimleri artıyor. FED de buna izin vermek istemiyor çünkü tüketimin artması enflasyon demek. Peki piyasadaki gidişatı ne değiştirebilir? Cuma günü gelecek PCE enflasyon endeksi, Personal Consumption Index. TÜFE'den biraz farklı çünkü bir kere sepet daha güncel. Bir de bunun içerisinde bir de çekirdek PCE diye bir yer var. Orada da petrol ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar da ayıklanıyor. FED PCE'ye TÜFE'den daha fazla önem veriyor. Powell bunu defalarca kez belirtti. Çünkü diyor çok daha güncel bir rakam. Tüketiciye yansıyan gerçek enflasyonu burada görüyoruz. Çekirdek PCE'de de enerji ve gıda gibi sık fiyatı dalgalanan şeyler ayıklandığı için daha da net bir şekilde FED politikanın etkisini gösteriyor diyor. İşte orayla ilgili beklentiler de biraz olumsuz. Çekirdek PCE'nin Aralık ayındaki %0,3'lük artışa kıyasla aylık bazda %0,4 artması bekleniyor. Bu durumda da yıllık olarak %4,4'ten %4,3'e gerilemiş olacak. Gerileme var ama yeterli değil. Çekirdek olmayan PCE'de ise %0,1'den %0,5'e yükselmesi ve %5'lik bir enflasyonu işaret etmesi bekleniyor. Şimdi bu PCE çok çok önemli. Çünkü piyasaların gidişatını çok değiştirebilir. Burada rakamlar iyi gelirse, düşük bir PCE gelirse piyasalar tekrar hareketlenebilir yukarı yöne doğru. Buna karşı PCE beklenen yüksek gelirse piyasalar aşağı doğru hareketle devam ettirirler. Şimdi açıkçası çok zor bir piyasadayız. Tahminler yürütmek çok zor. Hangi iyi haberi piyasa iyi haber olarak algılıyor, hangi kötü haberi kötü haber olarak algılıyor? Bu konularda da kafalar karışmış durumda. Çünkü bir yandan aslında tüketicinin alım gücünün biraz kırılmasını istiyoruz ki enflasyon düşsün ama hem enflasyon düşmeyip hem tüketicinin alım gücü kırıldığı işaretleri gelince bu sert bir resesyona ve yüksek enflasyona, düşük enflasyona doğru sert bir inişe işaret ediyor. Piyasalar da bundan korkuyorlar. Diyeceksiniz ki ya bir ay önceki durumdan çok mu farklı değil? Yani bana sorarsanız enflasyon temelde düşüş eğilimini koruyor. Bu böyle bir suyun musluğunu kapatmak gibi aniden düşecek bir şey değil ama Amerika'da piyasalar çok sabırsızlar. Ben daha sabırlıyım. Ama nakite biraz geçtim tekrar. Bu düşüşlerden yararlanmak istiyorum. Dün Tesla mesela 216 indiğinde tekrar biraz Tesla aldım. Geçen hafta 210'lar civarında
kârını birazcık satmıştım. Yani ana kompozisyonu değiştirmiyorum ama biraz trade ediyorum orada. Çünkü burada amacım Tesla'daki hisse senedi sayımı artırmak mesela. Ama zor bir piyasa olduğu %100. O yüzden günlük olarak neredeyse sizle paylaşımlar yapacağım. Ve son olarak da bütün bu gelişmeler bir yandan Amerikan dolarını biraz yukarı doğru kıpırdatıyor. Bir yandan Amerikan devlet kağıtlarının faizleri de biraz artıyor. Bunlar yine geleceğe yönelik olarak enflasyon beklentilerinin olumsuzlaştığı anlamına geliyor. Bakalım göreceğiz neler olacağını. Umarım özellikle şu 3. Dünya Savaşı argümanı bir ortadan kalkar. O biraz ürkütücü tabii. Ama enflasyon verisini takip ediyor olacağız yakında. Daha iyi bir yatırımcı olmak istiyorsanız bu arada lütfen kanalıma üye olun. Çünkü eğer kanalıma üye olursanız haftada bir gün Nasdaq borsasında işlem gören bir teknoloji şirketinin detaylı değerlendirmesini yapıyor olacağız. Yarın başlıyoruz ve açılışı Tesla'ya yapmak istiyorum. Çünkü çok sayıda takipçim zaten Tesla'yı merak ediyor ve çok gelişmeler var o yönde. Her hafta böyle bir hisse senin detayına giriyor olacağız. Yatırım tavsiyesi vermeyeceğim ama detaya bakacağız. Kendim neler yapıyorum onu da anlatacağım. Hem şirketin temellerine bakacağız. Şirketin içinde bulunduğu sektör, teknolojik gelişmeler, bütün bunları ele almaya çalışacağız. Oldukça eğitici olacağını düşünüyorum bu içeriğin. Bir yandan da tabii piyasalar makro ekonomiyle de bağlantılılar. Bundan dolayı da pazar günleri de bir piyasa güncellemesi yapacağım. Hem son hafta piyasalar neler oldu? Bu Nasdaq'ı nasıl etkiledi? Nasdaq'taki belli hisse senetlerin üzerine etkileri neler oldu? Ve bir sonraki hafta ile ilgili beklentilerim neler? Temel açıklanacak veriler neler? Bunlar piyasayı nasıl değiştirebilir? Böyle iki ayrı sadece üyelere özel video. Aylık 350 lira, günlük 10 liraya geliyor. Yani bence değer. Üye olanların soru ve yorumlarına öncelikli olarak da dönüyor olacağım. Ayrıca zaman zaman canlı yayınlarda yapıyor olacağız. Mesela Cuma günü PCE endeksi açıklanınca böyle bir sürpriz bir şey varsa onunla ilgili bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. Onlar da sadece üyelere özel olacak. Yapmanız gereken tek şey şu katıl tuşuna basmak. Aylık 350 lira. Beğenmediğiniz anda çıkabilirsiniz de ama ben beğeneceğinize eminim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Soru ve yorumlarınızı aşağıda her zamanki gibi bekliyorum. Görüşmek üzere.